açık ve aleni bir şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği için ve bir İçişleri Bakanı olarak görev ve sorumluluğu bu olmadığından ilgili yasa kapsamında suç işlemiştir. Ayrıca Sayın Genel Başkanımız şehit cenazesine katılırken koruma polis memurları tarafından Emniyet Koruma Şube Amirliğine katılacağı bildirilmiş. Ancak bu konuda da ihmali görülen İl Emniyet Müdürü, Emniyet Müdürü yetkilileri, orada yeterli korumayı almayan jandarmayla da ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz. Sayın Avukatımız Celal Çelik'le birlikte az sonra gidip bu belgeleri savcılığa bırakacağız. Bundan sonra herkes bilmelidir ki kim teröre alet olmuşsa, kim bu suçu işlemişse, kim görevini ve sorumluluğunu yerine getirmiyorsa, kim kin ve nefretle insanları ayrıştırmaya çalışıyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu kişilerin adalet yoluyla peşlerini bırakmayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Hepinize teşekkür ediyorum. Söylemlerle alakalı kim ve düşmanlığa sevk ettiğini söylüyorsunuz yanılmıyorsam. O hani özellikle bahsi geçen cümleleri hangileri, onları bize açıklayabilir misiniz? İçişleri Bakanı bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partili il başkanlarını ve ilçe başkanlarını ve yetkililerini bundan sonra şehit cenazelerine katılmasınlar. Ben emir verdim diyor. Birincisi bu. İkincisi, hala böyle bir dinç girişiminden sonra organizasyon ve provokasyon yok diyor. Taş yok diyor. Sopa yok diyor. Can güvenliği tehlikeye girmiş, hırpalanmış, yumruklanmış insanları suçluyor. Hala kin ve nefret yapıyor. Türkiye'yi zehirlemeye devam ediyor. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'nı sürdürmesi bilce mümkün değildir. Aynı zamanda da suç işlediği için gerekli cezayı almalıdır. Teşekkür ederim. Ankara Mahallesi hakkında suçlarınız var mı? Aynı şu anda yok. Devam edecek bu. Elimizde belge ve deliller bizim tarafımızdan, avukatlarımız tarafından yeteri kadar doğrulandığı zaman, deliller yeteri kadar toplandığı zaman bizim de çalışma grubumuz bu konuyla ilgili çalışmalarını devam ettiriyor. Bunlar oldukça biz bu suç duyurularına devam edeceğiz. Herkesin şunu bilmesini istiyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Bundan sonra işte falanca kişi terörle ilgilidir. Kim terörle ilgiliyse, hangi siyasi parti terörle ilgiliyse bundan sonra açığa çıkması gerekiyor. Kim terör suçuna ortak olduysa, kim insanları tahrik ederek o kin ve nefret suçunu işliyorsa, ayrıştırıyorsa bunların üzerine tek tek gidilecektir. Bundan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de 3 grup başkan vekili olarak bir araştırma önergesi vereceğiz. Bugüne kadar hangi bakan hangi terör örgütüyle, övgüyle bahsetmiştir? Ona yardım ve yataklıkta bulunmuştur? Hangi terör örgütünün arkasında onu kollamış ve korumuştur? Hangi milletvekilleri bugün terör örgütü olarak anlandıran terör örgütüyle veya terör örgütünün lideriyle resimler çektirmiş, onlara yardım ve yataklık yapmıştır, faaliyetlerini desteklemiştir? Hangi terör örgütüyle kimler o terör örgütü üyelerinin Türkiye girişini yasal hale getirmiş, çocuklarımızın ölmesine ve şehit düşmesine neden olmuşsa bunlar artık ortaya çıksın istiyoruz. Ve bunun için bir hukuk mücadelesi başlatıyoruz. Başlattığımız bu mücadeleden hiçbir dakika dahi geri adım atmayacağız. Bu genel başkanımızın bize ve partimize verdiği emirdir. Hepinize teşekkür ediyorum. Emniyete bildiri yaptık diyoruz değil mi? Emniyete diyor ve İçişleri Bakanı da diyor ki hayır yapmadınız diyor.
Emniyete bildiri yaptığını söylediğimiz kişi kimdir? Polis memurudur. Yani kamu görevlisidir. Bir, bu yalan söylüyorsa derhal hakkında işlem başlatılsın. Bunu nasıl tespit edebilirler? Bu polis memuru, koruma polis memuru diyor ki ben şu saatte yani 10.03'te Ankara Emniyet Şube Amirliğini arayarak arama şeyini gösteriyor telefonda, kaydını gösteriyor. Bakın şu numarayı aradım diyor. Arayarak oraya bildirdim diyor. Ses kayıtları ellerinde mi? Ellerinde. O dakikada telefonla kim aramış biliniyor mu? Biliniyor. Gereğini yapsınlar. Onlar gereğini yapmıyorlarsa onlar hakkında biz gereğini yapıyoruz. Başka sorusu olan? Yok. Teşekkür ederim.